Ah, kahve de almadık kendine. Hadi biraz kahvesiz olsun. Yok, durdurmadan da alabilirsin. Aslı'ya söyle, yapar bana ya. Mustafa Kemal ilk defa aşağıdakilerden hangisiyle 9. Ordu Müfettişliği görevinin dışına çıkmıştır? Önce şunu hatırlayalım. 9. Ordu Müfettişi olarak görevi neydi? Atatürk Samsun'a gönderdi. Damat Ferit hükümeti gönderdi Samsun'a. Atatürk'ün 9. Ordu Müfettişi olarak görevi neydi? Ne yapmak için gönderildi? Git Samsun'a, ne yaptırdılar ona? Türklerin elinden silahları topla. Çünkü kimle çatışıyor Türkler orada? Rumlarla çatışıyor. O çatışma devam ederse Samsun'u işgal edebilirler. Mondros'un kaçıncı maddesine göre? 7. Değil mi? İtilaf devletleri güvenliği tehdit eden herhangi bir yeri işgal edebilir diyordu. O zaman Atatürk, şöyle de diyebilir miyim yani? O zaman Atatürk, Samsun, Mondros'un 7. maddesine göre işgal edilmesin diye de Samsun'a gönderilmiş Atatürk. Doğru mu? Peki. Bunların hepsini sen kaçırdın şimdi. Sağ ol canım. Öteki videoda da çıkmışsın. Orada da majezin getiriyorsun. Şimdi tekrar ettim. Tamam. Atatürk Samsun'a gönderildi. 9. Ordu müfettişi olarak. Sebebi neydi? Türklerle Rumlar arasındaki çatışmaları dindirmek. Yani Mondros'un 7. maddesine göre Samsun işgal edilmesin diye gönderildi. Onun görevi buydu. Ama o ne yaptı? Havza genelgesiyle dedi ki silahlarınızı dağıtmayın dedi, değil mi? Ordularınızı dağıtmayın dedi. Silahları toplamadı. Direnişe geçin dedi. Mitingler düzenleyin dedi. Şuna baksana kopmuş mu diye. Mitingler düzenleyin dedi. Aynı zamanda da işgalci devletlere işgalleri kınayan protesto telgrafları çekin dedi Atatürk. Havza genelgesinde bu söyledikleriyle 9. Ordu Müfettişi görevi uyuşuyor mu arkadaşlar? Uyuşmuyor. O zaman ilk defa Havza genelgesiyle 9. Ordu Müfettişliği görevinin dışına çıkmıştır. Anladın? Peki. Geçtim o zaman. Amasya genelgesinin aşağıdaki maddelerinden hangisi ihtilal bildirisi niteliğindedir? Önce şunu hatırladım. İhtilalci olmak demek ne demek? Var olan düzeni yok saymak. Değil mi? İhtilalci olmak demek. Bakalım. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Var mı burada bir anarşizm? Yani var olan düzeni yok sayıyor muyum ben burada? Hayır. İstanbul hükümeti üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirememektedir. Getiremiyor diyor sadece. Yani bak A ve B şıkkındakiler benim Kurtuluş Savaşı'mın gerekçeleri. Neden yapıyorum? Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikede. İstanbul hükümeti korumuyor vatanı, ben koruyacağım. Bu da benim gerekçem. Değil mi? C'de ne diyor? Milletin istiklalini yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır. Milletin bağımsızlığını milletin kararı kurtaracakmış arkadaşım. Kimi yok saymışım ben? Padişah'ın iradesini, onun mutlak otoritesini yok saymışım. O zaman bu C şıkkı ya da Amasya Genelgesi'nin şu maddesi ihtilal bildirisi niteliğindedir. Kurtuluş Savaşı'nda amacı ve yöntemidir. Amacım ne? Milletin istiklalini kurtarmak. Yöntemim ne? Neyle kurtaracağım? Hangi yöntemle? Milletin azmi ve kararı ile kurtaracağım arkadaşlar. Var mı sıkıntım buraya kadar? Diğer şıklara baktığımda milletin haklarını dile getirmek için bir heyet kurulacak diyor. Yani temsil heyetinin kurulma kararı alındı. Dikkat et, kurulma kararı alındı. Kurmadım. Temsil heyeti nerede kuracağım? Erzurum Kongresi'nde kuracağım. Sivas Kongresi'nde ulusal hale getireceğim. Neyi açtığında kapanacak temsiliyeti? Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında da temsiliyetin görevi sona erecek arkadaşlar. Ve E şıkkında diyor ki yine Amasya Genelgesi'nin maddesi, yurdun her yönden emin yeri yani güvenilir yeri olan Sivas'ta ulusal bir kongre toplanacaktır diyor. Yani Sivas Kongresi'nin toplanma kararı da nerede alınmış? Amasya Genelgesi'nde alınmış. Peki, şu D şıkkı ve E şıkkı da Kurtuluş Savaşı'nın yöntemidir arkadaşlar. Çünkü ben nasıl yapacağım sorusuna cevap alıyorum burada. Baktım, nasıl yapacağım Kurtuluş Savaşı'nı? Temsil heyetiyle yapacağım. Temsil heyetine kararlar alacağım. Değil mi? Nasıl yapacağım Kurtuluş Savaşı'nı?
Sivas Kongresi'nde aldığım kararlar doğrultusunda da yapacağım. Bunlar da benim yöntemimdir yani. Anlaşıldı mı? Peki cevabımı anladın. C şıkkı ihtilal bildirisi niteliğinde. Aşağıda verilen Amasya genelgesinin maddelerinden hangisi? Gel. Kurtuluş Savaşı'nın yöntemlerinden biri değildir. Kurtuluş Savaşı'nın yöntemlerinden biri değildir diyor. Bak bakayım lan kulağımdan çıkıyor gibi geliyor bu sefer. Bu. Oturdu mu oturmadı mı? Yok. Tamam. Evet. Zaten Kurtuluş Savaşı'nın amaç, yöntem ve gerekçesi biraz önce gördük. Amasya genelgesinden bahsettik. Burada da bakalım. Hangisi Kurtuluş Savaşı'nın yöntemlerinden biri değildir? Amasya genelgesinin maddeleri bunlar. Bak ne demiş A şıkkında. Teker teker inceleyelim. Doğu illeri adına Erzurum'da bölgesel bir kongre toplanacaktır. Yöntem mi? Nasıl sorusuna cevap veriyor. Kurtuluş Savaşı'nı nasıl yapacağım ben? Erzurum Kongresi'nde aldığım kararlar doğrultusunda da yapacağım. Doğru mudur? Evet. B'ye baktım. Yurdun her yönden emin yeri olan Sivas'ta kongre toplayacağım. Nasıl yapacağım Kurtuluş Savaşı'nı? Sivas Kongresi'nde aldığım kararlar doğrultusunda yapacağım. Değil mi? C'ye baktım. Milletin haklarını dile getirmek için milli bir heyet, yani temsil heyeti kurulacaktır dedi. Nasıl yapacakmışım? Temsil heyetinde aldığım kararlar doğrultusunda da. Temsil heyetini kurarak Atatürk'ün görevi, amacı şu. Hareketini halka mal etmek. Arkadaşlar, temsil heyetiyle. Ben tek başıma yapmıyorum demek. D'ye baktım. Milletin istiklali yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır. Bu zaten amaç ve yöntemi. Amacım bağımsızlık, orksızlık yani. Değil mi? Çiçi gibi hareket etmiş demiştim. Kürşat gibi hareket etmiş Atatürk. Mustafa Kemal Çiçi gibi hareket ediyorsa Kurtuluş Savaşı'nda, Vahdettin Bey hükümeti kim gibi hareket ediyor? Çiçi'nin kardeşi gibi. Kim o? Hohanye. Ben Çin egemenliğine girmekten yanayım diyor. Çiçi, ben oksuz kalacağım diyor. Arkadaş. Tamam. Peki, bu da yöntemmiş. Baktım E'ye. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikeleri. Bu yöntemim değil, gerekçem. Neden yapıyorum? Vatanın bütünlüğü tehlikeli. Neden yapıyorum? İstanbul hükümeti vatanı korumuyor. Görevini yerine getirmiyor. Anlaşıldı mı? Evet, cevabım E'miş. Diğerlerinin hepsi aynı zamanda yöntemmiş arkadaşlar. Mustafa Kemal yukarıda verilen kongrelerden hangilerinin meclis başkanı olarak katılmıştır? Büyük kongrelerden başka küçük kongrelerim de vardı benim, biliyorsunuz değil mi? Şimdi ilk önce birinci öncüyle, cevabım 2-3 bu arada, tamam. Şimdi geleceğiz. Birinci öncüyle baktığımda Balıkesir Kongresi arkadaşlar. Şöyle soru görebilirsin bundan. İşte padişaha bağlılık bildirilmiştir. Hacı Muhittin liderliğinde toplanmıştır. Tamam. Hatta şöyle diyebilir bak. Erzurum Kongresi'nin devam ettiği sırada 4 defa toplanan kongre hangisi diyebilir? Balıkesir dersin. Tamam mı? Erzurum Kongresi devam ederken bu 4 defa toplanmış Balıkesir Kongresi. Afyon ve Pozantı kongreleri ise son kongrelerdir. Mesela Afyon Batı Anadolu'daki kongrelerin sonuncusu. Pozantı genel olarak son kongre arkadaşlar. Tamam? 1920'deki kongrelerdir. Yani TBMM açıldıktan sonra toplanan kongrelerdir. TBMM açılınca Atatürk meclis başkanı seçilmedi mi? Şöyle diyordu hatta bak 24 Nisan önergesinde, meclisin başkanı hükümetin de başkanı olacak. Kim seçildi meclis başkanı? Atatürk. O zaman Afyon ve Pozantı kongrelerinde Mustafa Kemal Atatürk meclis başkanı olarak katılmıştır. Daha basit anlamda soruyu şöyle yaparsana, Atatürk'ün katıldığı kongrelerdendir der arkadaşlar. Diğerlerini biliyorsun zaten, Erzurum, Sivas, Cartürk falan onları biliyorsun. Bir de nerelere katılmış? Afyon ve Pozantı. Pozantı'nın amacı Adana işgal altında olduğu için Pozantı'yı il merkezi yapsak mı diye düşünüyorlar arkadaşlar. Anlaşıldı? Evet. Cevabım 2-3 oldu. Erzurum Kongresi'nde Mebusan Meclisi derhal toplanmalıdır kararının alınmasının sebebi hangisidir? C ne? Evet. Sen herhalde üçüncüye atanacaksın bu sınavada girdiğinde Okan. Umarım tabii daha iyi bir yer olur. Mesela en iyi nereye atansan sevinirsin en çok?
Ne olsa. Yani meslek olarak nereye atansan sevinirsin. Meslek olarak hocam benim şu an zirve olarak şey haberim ama dik dik diker. Yani biraz şu an zirvem de var. Ben şu an ne bekliyorum? Çok mu yüksek puanı? Baktın mı? Baktım yine bir 90 istiyor hocam. Yani 90 daha. 85 alırsın ama 90'ı bilmiyorum. 90. Matematik ne kadar yapıyorsun? Biraz sıkıntı olacak. Ben geldiğimde bir sıkıntı yok. Matematik sadece şu an 70 yok da derse. 10 tane 15 tane matematik yapsam çok daha iyi. Sadece bir şey önemli hocam. Zamansal olarak şey oluyor. Hani hangisine Zaman. baksam daha hangisini çözsem hangisine baksam derken. Oğlum bizim ÖABT'de bir sorular vardı. Pazar günü bir ÖABT sınavındaydı. Ama tabii ki hocamız şimdi bu dersi yapmayayım da. En baba soruları var ya. Üf. Mesela bir tane örnek vereyim size. Fuat Köprülü'nün Cumhuriyet döneminde yurt dışından getirdiği ve Türkiye üniversitelerinde Orta Asya tarihi dersi veren tarihçi yaşadıklardan hangisi? Beş şık beşi de yabancı. Bartolt. mesela aşağıdaki tarihçilerden hangisi çocuklara tarih öğretiminde ön plana çıkmıştır? Çocuklara tarihi sevdirmekte ön plana çıkmıştır. Bu tarz eserler vermiştir ve tarihi halka sevdiren adam olarak geçer diyor mesela. Ahmet Refik Altınay. Mesela şöyle bir soru yapmış. Burada birazcık debelendim ama doğruyu buldurdum sonra. Diyor ki, Lozan Barış Konferansı'ndan sonra Atatürk döneminde devam eden sorunlardan hangisinden sonra Türkiye Cumhuriyeti Sovyet Rusya ile bir anlaşma yapmıştır diyor. Şıklarda Boğazlar sorunu var, Etabli var, yabancı okullar var, Musul sorunu var. Bir de galiba kapitülasyonlar vardı. Nasıl soru? Evet. Şimdi bize anlattığım zamanlar oldu benim bunu da çok detay diye bazen genel kültür derslerinde de vermiyordum bunu, anlatmıyordum. Dolayısıyla uzun zamandır anlatmadığım için böyle bir debelendim orada. En çok debelendiğim soru buydu. Çok enteresan. Aslında basit bir soru. Şöyle düşündüm. Musul sorununu düşün. Tamam mı? Lozan'dan sonra masaya yatırdık biz Musul sorununu. Atatürk ne dedi? Milletler Cemiyeti yanlış karar verdi dedi. Musul'un İngiltere sömürgesindeki Irak'ta kalmasını istedi dedi, değil mi? Milletler Cemiyeti öyle istedi. Peki, kim Milletler Cemiyeti üyesi değil? Sovyet Rusya. O zaman ben buna tepki olarak Sovyet Rusya ile dostluk anlaşması imzalamışımdır dedim. Ve doğru çıktı. Yani birazcık da yapman lazım. Bilgiyi transfer etmen gerekiyor. Onu o anlaya çat diye işaretleyemedim mesela. 3 dakika oyalandım orada. Ama normal süresinin içerisinde erken bile çıktım yani bir yarım saat falan sınavda. Hani daha örnek verin daha. Mesela 4 tane Osmanlıca sorusu var. Böyle böyle paragraflar Osmanlıca. Ne anlatıyor diyor. Hangi konudan bahsediyor diyor. Osmanlıca rakam vermiş mesela. Rakamları bilmen lazım bunu yapman için. Diyor işte rakamlar aslında şeyi anlar. 1718 ile 1730 dönemi. Soru da Osmanlıca soruluyor bu arada. Dört tanesi. Neyi? Bu Osmanlı'daki hangi dönemdir diyor. Şıklarda da Osmanlıca yazıyor. Laleyi bulman lazım orada. Lale devrini bulman gerekiyor. Ben böyle sorularda o yüzden sizinkiler böyle genel kültür sınavı öyle olacak tabii de. O ÖABT sınavından sonra Okan bana soru getiriyor. Olur. Olur. Evet. Burada da mantığımız şuydu arkadaşlar bu soruda. Şimdi 1909 anayasa değişikliklerimiz oldu bizim değil mi? 31 Mart isyanından sonra. 1909 Anayasa değişikliğinde diyordu ki meclis artık hükümet padişaha karşı değil kime karşı sorumludur hükümet diyordu? Meclise karşı.
1876 kanun esasıyla hükümet barcaya karşı sorumluydu. Doğru mu? Ne dedi 1909'da? Hayır dedi. Hükümet meclise karşı sorumludur. O zaman ben tekrar Osmanlı'nın meclisini açtırmak istiyorsam ve o mecliste yani son Osmanlı Mevlusan Meclisi'nde bağımsızlık kararları aldırmak istiyorsam C şıkkındaki Osmanlı hükümetini denetlemek için ve hareketimi yasal, meşru zeminlere dayandırmak için yapıyorumdur. Çünkü Mustafa Kemal'in hareketi yasal değil, illegal, legal değil arkadaşlarım. Kendimi yasal hale getirebilmem için Osmanlı'nın meclisinde, gerçek devletin meclisinde kararlar aldırmam lazım ki ne diyeceğim sonra? Ben yapmam ben. Osmanlı'nın meclisinde bağımsızlık, misak-ı milli kararları aldık lan dediğimde ne olur? Yasal hale geldim artık olur. Anlaşıldı mı? Ne için yapmışım, istemişim ilk defa Erzurum'da mebusanın açtırılmasını? Osmanlı hükümetini denetlemek ve aynı zamanda da hareketimi yasal zeminlere dayandırmak için. Anlaşıldı mı? Amasya görüşmelerine Osmanlı hükümeti adına katılan Bahriye Nazırı. Dur şimdi. İlk önce Sivas Kongresi'nden sonra yaptık biz Amasya görüşmelerini arkadaşlarım, değil mi? Evet. Mustafa Kemal'le yani temsil heyetiyle Ali Rıza Paşa hükümeti adına biri katıldı. Çünkü Sivas Kongresi'nden sonra damat verildi, istifa ettirildi, yerine Ali Rıza Paşa hükümeti kuruldu. Doğru mu? Ali Rıza Paşa başbakan kendi gelir mi Amasya'ya? Gelmez. Onun bir Bahriye Nazırı geldi. Evet, aferin. Bahriye Nazırı her dendiğinde adına Rauf gelmesin. Doğru mu? Evet. Mondros Ateşkes Anlaşması'nı yani Birinci Dünya Savaşı sonundaki Ateşkes Anlaşması'nı imzalayan Rauf Orbay da Bahriye Nazır. Ama Ahmet İzzet Paşa hükümetinde. Tamam. Bana ne diyor? Ali Rıza Paşa hükümetindeki Bahriye Nazır'ını sordu. Salih Paşa. Kendisi sadrazam da olacak. Tamam. Evet. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde müdafaa hukuk grubu yerine kurulan Felah-ı Vatan grubunun başkanı kim? Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Atatürk diyordu ki kendi aranızda bir müdafaa hukuk grubu kurun. Ama müdafaa hukuk grubu kurulmadı. Felah-ı Vatan yani vatanın kurtuluşu anlamına gelen Felah-ı Vatan grubu kuruldu. Başına da Rauf Orbay getirildi. Arkadaşlar Sivas Kongresi'ni işlerken sizle dedim ki Sivas Kongresi'ndeki başkanlık sorununu Mustafa Kemal kimle yaşamıştır dedim. Rauf Orbay ile yaşadı başkanlık sorununu. Mustafa Kemal nutukta diyor ki ben kongreye, Sivas Kongresi'ne zaten başkan olmak istemiyordum. Yaşça büyük birinin başkan olmasını daha doğru buluyordum. Ama Sivas Lisesi'nin koridorlarında Rauf'a denk geldim. Kendisine sordum. Kongreye kim başkan olmalıdır diye sordum kendisine diyor. Vallahi onu bunu bilmem de sen kesinlikle başkan olmamalısın dedi bana diyor. Arkadaşlar. Değil mi? Evet. Sonra Rauf nereye başkan olmuş? Son Osmanlı Mebusan Meclisi'ndeki Felah-ı Vatan grubuna. Arkadaşlar. Anlaşıldı? Evet. Celaleddin Arif ise işte açılışında başkanlık ediyor diyebilirim. Yani son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin başkanıdır. Hatta bunu şöyle bir soru yaptı. Ha sonra Reşat Hikmet diye bir adam seçilecek meclis başkanı olarak ama sen Celaleddin Arif'i bil. Reşat Hikmet çok detaydır senin için. Celaleddin Arif ile ilgili lisans KPSS'de şöyle bir soru yaptı. Son Osmanlı Mebusan Meclisi Misak-ı Milli kararlarını kabul ettikten sonra İstanbul resmen işgal ediliyor ya. Bundan sonra dedi Ankara'ya Atatürk'ün yanına Kurtuluş Savaşı'na destek vermek amacıyla geçen meclis başkanı hangisidir dedi. Celaleddin Arif. Ve 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde adliye vekili olacak kendisi. Yani Adalet Bakanı. Anlaşıldı? Peki. Mustafa Kemal'in 24 Nisan 1920'de meclise verdiği önergede yukarıdaki konulardan hangilerine yer verilmiştir diyor. Hükümetin oluşumu, meclisin üstünlüğü, güçler birliği. Meclis üstünlüğüne çok vurgu yapıyor değil mi? Meclisin üstünde hiçbir güç yoktur diyor mesela. Önergesi şu demek. 21 Anayasası kabul edilene kadar meclis
bu önergeyle iş görecek. Atatürk'ün meclise sunduğu önergeydi arkadaşlar. Şimdi hatırlatacağım sana. Evet. Üç temel. En önemli cümlemiz şu. Şöyle diyordu 24 Nisan önergesinde Mustafa Kemal Atatürk. Bir, hükümet kurmak zorunludur. Meclisin üstünde hiçbir güç yoktur. En önemli kelimelerinden, kararlarından biri şuydu. Meclisin içinden seçilecek olan bir heyet. Hükümet işlerine bakacak. Meclisin başkanı, hükümetin de başkanı olacak. Oluşumu değil mi? Hükümetin. Meclis başkanı benim, Mustafa Kemal seçildi. Hükümetin de başkanı kim? Mustafa Kemal. Arkadaşlar. Ve size soru sorduğum 24 Nisan önergesinin maddesini hatırlatıyorum. Diyordu ki, hatırlayacaksın. Padişahın ve halifenin geleceği, baskıdan kurtuldukları zaman meclisin vereceği bir kararla belirlenecektir. Maddesi dedim soruda. Aşağıdakilerden hangisinden önce yürürlüğe girmiştir? Sorum buydu size. Tekrar et. Seni çok zor bir sınava hazırlıyorum şu an bak bu sorulardan. Şöyle arkadaşlar tekrar et. Padişah ve halifenin geleceğine meclis karar verecekmiş. Burada bile meclis üstünlüğü var. Değil mi? Ve diyorum ki 24 Nisan önergesinin bu maddesi aşağıdaki gelişmelerden hangisinden hemen önce yürürlüğe girmiştir? Yani ben şunu söyle bana padişahın ve halifenin geleceğine neyle karar veririm? Ne yapınca? Saltanatı kaldırınca. Ben saltanatı nereye gitmeden hemen önce kaldırdım? Hem Osmanlı'yı hem TBMM'yi çağırıyorlar diye. Evet. O zaman ben Lozan'a gitmeden hemen önce padişahın geleceğine karar vermişim mi mecliste saltanatı kaldırarak? Mecliste kaldırdım saltanatı. O zaman padişahın geleceğine mecliste karar verdim. Aga. Doğru mudur? Evet. Hatırladın mı şimdi 24 Nisan önergesini? Peki. Meclisin içinden seçilecek olan bir heyet diyordu maddede, başka bir maddede. Hükümet işlerine bakacak. Hükümet yürütmeydi. Meclisin başkanı hükümetin de başkanı olacak. Bu meclis hükümeti sistemi zaten. Yani yasama ve yürütme meclise toplanır demek. Yani güçler birliği. Hükümetin oluşum şekli, meclisin üstünlüğü hepsi var arkadaşlarım değil mi? 24 Nisan önergesinde. Var mı sıkıntım? Şey der mesela, 21 anayasası kabul edilene kadar TBMM aşağıdakilerden hangisiyle iş görmüştür? 24 Nisan önergesini arayacaksın şıklarda. Tamam? Yukarıdaki kanunlardan hangileri 1. TBMM döneminde çıkarılmıştır? 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtığım andan itibaren arkadaşlar, 11 Ağustos 1923'e kadar süren döneme 1. yasama dönemi denir. Yani 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi denir. Bakalım. Kurtuluş Savaşı'nda silahlı mücadele döneminde 1. TBMM var mıydı? Vardı. Hıyanet Vataniye Kanunu çıkardı o zaman. Vatana ihanet edenler kanunu. Hatta Gediz taarruzundan sonra bile çıkardı. Değil mi? Tekalifi Milli Emirleri Eskişehir-Kütahya Savaşları'ndan sonra evet. TBMM mi çıkardı bir Tekalifi Milli Emirleri'ni? Ama olsun gene de alırım. Bana Atatürk mü çıkardı, TBMM mi çıkardı demiyor ki. TBMM döneminde mi çıkarıldı diyor. Birinci TBMM döneminde mi? Öyle diyor değil mi soruda? Evet. Evet arkadaşlarım, Tekalifi Milli Emirleri'ni Mustafa Kemal Atatürk başkomutan olarak kendisi çıkarmıştır. TBMM çıkarmamıştır. Ama TBMM dönemindedir. Birinci TBMM dönemindedir yani. Yani yasama yetkisini ona verdiği için evet, dolaylı yoldan meclisin şeyiyle desteğiyle çıkarılmıştır. Derim tabii ki. Ama birinci TBMM dönemi kesin. Tamam. Yani 1 ve 3'ü kesin aldım doğru mu? Baktım 2'ye. 2 ne? Takriri sükun. Sükunetin tekrarı anlamında eski Türkçe. Sakinliğin. Aşk yasaklandı artık meskun mahallelerde derken bile sakin yerlerde anlamında. Dinozor parkında mesela. Şimdi o şey Seyit İsyanı'ndan sonra çıkarıldı. Takdir-i sükun kanunu. Değil mi?
Yani kaçıncı TBMM olur orası? 1925'te çıkardım. İkinci TBMM dönemine denk gelir. Değil mi arkadaşım? 23 ile 27 arası, 1923 ile 27 arası ikinci TBMM. Zaten Atatürk devrimlerinin çoğunu, en önemlilerini yapan ikinci TBMM, değil mi? Cumhuriyeti ilan eden o, halifeliği kaldıran o, değil mi? Şeriye ve fıkha vekaletini, Erkan-ı Harbiye vekaletini, değil mi? Medeni kanunu falan. Peki, anlaşıldı mı? 6 Nisan 1920'de Ankara'da Temsilciler Kurulu kararıyla Yunus Nadi ve Halide Edip Adıvar öncülüğünde milli mücadele propagandası yapmak için kurulan yayın organı Anadolu Ajansı. Bak, 23 Nisan'dan kaç gün önce çıkarılmış gördün mü? Anadolu Ajansı. Tabii ki Halide Edip ve kocası Adnan Adıvar İstanbul'dan Anadolu'ya, Atatürk'ün yanına Ankara'ya geliyorlar. Onları oraya geçiren kimdi? Mim gruplarının kurucusu kimdi? Mehmet. Nasıl Mehmet? Topkapılı Cambaz Mehmet. Hani İngiliz generali Harrington'ın arabasını çalıp Atatürk'e hediye eden kişi. Arkadaşlar. Tamam. Onu atmış bak. Halide Edip'le Adnan Adıvar'ı Ankara'ya geçirmiş. Halide Edip de Atatürk'ün desteğiyle Anadolu Ajansı'nı kurmuş. Günümüzde de var mı? Var. İşlevi farklı sadece. Çok şey yapmayın. Evet, bu gazetelerden çok bahsettim. Artık kusacağım, aynı gazetelerden tekrar bahsetmiyorum. Milli mücadelede Güney Cephesi ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur? Güney Cephesi ile ilgili olarak. Baktım. Milli mücadelede ilk kurşun dört yolda. Hatay dört yolda. Doğru mudur aga? Sakın Yunanistan, İzmir falan deme. Yunanistan'a karşı ilk kurşun İzmir'de. Ama genel anlamda ilk kurşun nerede? Onu da atan Mehmet Çavuş. Tamam, Kara Mehmet Çavuş diye geçer. Hatay'ın Dört Yolu ilçesinin Karakeseli diye bir köyüm var. Hatta Hatay Dört Yolu'da ilk kurşun anıtı varmış. Ben bilmiyorum, sadece görsellerden biliyorum yani. Tamam, peki. İşgallere karşı ilk kurşun aşağıdaki devletlerden hangisine karşı atılmıştır derse? Sıçarım çarkınızı, orayı işgal eden kim? He, o zaman Fransa'ya karşı atılmıştır. Tamam. Yani birinci öncülüm doğru. İkiye baktım. Antep'te Şahin Bey. Evet. Maraş'ta Sütçü İmam, Urfa'da Ali Sahip Efendi öncülüğünde Kuvayi Milliye teşkilatlanmıştır. Kesinlikle. Zaten Antep'in Şahin Bey ilçesi var lan. Değil mi? 1921 tarihinde Fransa ile yapılan Ankara Anlaşması ile cephe kapanmıştır. 1, 2, 3. Aldım hepsini. Güney cephesi ile alakalı. Peki. Milli mücadele döneminde İtilaf Devleti aşağıdaki savaşlardan hangilerinin sonucunda sevde değişiklik yaparak TBMM'ye barış teklifinde bulunmuşlardır? Hangilerinin sonucunda sevde değişiklik yaparak TBMM'ye barış teklifinde bulunmuşlardır? Tamam. Evet. Birinci Yunan Savaşı sonucunda beni Londra'ya çağırdılar. Destekledikleri Yunanistan'ın bir bok yemeyeceklerini anladıkları için Sevr'i bana masa başında kabul ettirmek istediler. Londra'ya gittik. Ben bunu bildiğim halde gittim. Ama ben Sevr'i kabul etmek için gitmedim Londra konferansına. Ben neden gittim? Bir, tanınmak için. İki, Misak-ı Millî tanıtmak için. Üç, barış yanlısı olduğumu göstereyim diye gittim. Hatta Londra konferansında uluslararası eşitliğe aykırı bir anlaşma yaptığı için bir kişi Dışişleri Bakanlığı'ndan alınmıştı. Ne Sami? Bekir Sami Bey. Yerine kim geldi? Ha? Yusuf Kemal Tengirşek. Ve Yusuf Kemal Tengirşek nereye kadar Dışişleri Bakanıydı? Lozan'a kadar. Lozan'dan oldu. Yusuf gitti, İsmet geldi. İsmet Lozan'dan geldikten sonra da Dışişleri Bakanıydı. Hem başbakandı hem dışişleriydi. Değil mi? İsmet Lozan'dan gelince. Peki. Bir de Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra. Ama Sakarya'da tokatladı ki Atatürk. Yok artık dedi şampiyon. Öyle dedi, yok. Barış marış yok artık dedi. Tamam. Biz size söyledik, daha önce kabul etmediniz. Birinci İnönü ve Sakarya'dan sonra yani arkadaşlar. Anlaşıldı mı? TBMM'nin Osmanlı'dan kalan düzenli orduyla kazandığı ilk savaş. Aa, çok ulan, o kadar soru yapıyorsunuz, bu soru da basit bir soru yani. Evet.
Bak dikkat et. TBMM'nin kurduğu düzenli orduyla kazanılan ilk savaş desem birinci inen olur. Osmanlı'dan kalan düzenli orduyla diyorum. Doğu cephesinde 15. kolordu Kazım Karabekir'in Ermenileri yenmesi. 15. kolordu Osmanlı'dan kalan dağıtılmayan bir düzenli ordu ama TBMM'nin emrine girmiş. Anlaşıldı? Evet. Cevabı neymiş yani? Doğu cephesinde Ermenilerin yenilmesi ve biz onlarla sonra Gümrü Anlaşması'nı yaptık. Arkadaşlar, değil mi? Gümrü Anlaşması TBMM'nin uluslararası alandaki ilk siyasi başarısıdır, Gümrü Anlaşması. Değil mi? Hatta orada ilk defa Türkiye Devleti ismi geçiyor. 3 Aralık 1920'deki Gümrü Anlaşması'nda. Ve ben Gümrü Anlaşması'nda ilk defa bir devlete Misak-ı Milli'yi kabul ettirdim. Kime? Ermenistan. Peki hocam ben. Şöyle bir soru sorsam sana. Hangi devlet Sevr Anlaşması'nı geçersiz kabul eden ilk devlettir? Gene Ermenistan olur. Ne dedim? Misak-ı Milli'yi tanıyan bir devlet Sevr'i otomatikman yırtmıştır. Geçersiz kabul etmiştir. Arkadaşlar. Anlaşıldı. O zaman şöyle sorsam. Sevr Anlaşması'nı geçersiz kabul eden ilk batılı devlet. Söyle. Sovyetmiş canım. Yani Misak-ı Milli'yi tanıyan ilk devlet, batılı devlet Sovyet. Şöyle sorsam, Sevr Anlaşması'nı geçersiz kabul eden ilk İtilaf Devleti bu sefer Fransa. Yani Misak-ı Milli'yi tanıyan ilk İtilaf Devleti yine Fransa. Kardeşim Ankara Anlaşması'ydı, değil mi? Pekala. Aşağıdaki şehirlerden hangisini işgal üzerine pazar günü ÖABT sınavında çıktı? Aynısı. Aynısı. Şok oldum. Aynen. Puşide siyah diyordu soruda. Size sormazlar yani. Keşke sorsalar. Fark atarsın yani. Sebebi Bursa'da Orhan Gazi'nin ve Osman Gazi'nin mezarının türbesini yağmalıyordu Yunan totoşları. Değil mi? Ben totoş diyorum ama Kurtuluş Savaşı sırasında bize destek olan Rumlar, Tonton teyzeler, dedeler de var bu arada. Arkadaşlarım. Size demiştim ki tüm genellemeler yanlıştır. Yani Rumların hepsi yavşaktır diyemezsin. Ya da Trakyalıların hepsi çok zekidir diyemezsin. Ama arada iyiler, kötüler illa vardır yani. Tamam. Cevabımız Bursa. TBMM'nin başarısı üzerine aşağıdaki anlaşmalardan hangisi ile ilk defa bir devlet Sevr Anlaşması'nı geçersiz kabul etmiştir? Güzel oluyor ama değil mi? Üst üste gelmesi. Cevabım Gümrü Anlaşması ile ilk defa bir devlet Sevr'i geçersiz kabul etti. Yani neyi tanıdı? Kim o devlet? Papan gibi böyle var ya, iyi oldu. Aşağıdakilerden hangisi Birinci İnönü Savaşı sonuçlarından değildir? Bakak. İstiklal Marşı mecliste kabul edilmiştir. Evet. 12 Mart 1921. İstiklal Marşı'nın kabul edildiği tarihi bilmeyenin ağzına tükürüyor. 12 Mart. Tamam. Evet. Sovyet Rusya ile Moskova Anlaşması imzalanmıştır. Evet. Bak şöyle de diyebilirim. Mesela şöyle bir soru yaptı KPSS. Lisansta yaptı bu arada. O yüzden dikkat et buraya. Şimdi bizim Lozan Barış Konferansı'nda kapitülasyonlar tamamen kaldırıldı ya. Lozan Barış Konferansı'ndan önce kapitülasyonların kaldırıldığını kabul eden devlet hangisi dersen edersin? Rusya olur. Moskova Anlaşması'nda. Kapitülasyonların kaldırıldığını istemiyorum ben. Yani. Tamam kabul ettim dedi kapitülasyonların kaldırıldığını. Tamam. Sana dedi destek vereceğim, silah desteği de vereceğim dedi. Ama dedi, ama bir yeri benim egemenliğimdeki Gürcistan'a bırakman lazım dedi. Ve ben o yeri vererek Misak-ı Milli'den ilk tavizimi verdim. Neresi? Batum arkadaşlar. Anlaşıldı. İkinci İnönü Savaşı'ndan sonra da desteğini yapmaya başladı bana Rusya. İkinci İnönü Savaşı'nın sonucudur yani. Sovyet Rusya'dan destek gelmeye başladı. Peki. İtilaf devletleriyle Londra'da görüşülmüştür. Biraz önce bahsettik Londra Konferansı. Sevr'i kabul ettirmek için çağırdılar, değil mi? Afganistan ile dostluk anlaşması yapılmıştır. İnleyen nameler ruhumuza. Şimdi Okan senin dediğine gelelim. Evet.
Türkiye'de ilk elçilik açan devlet. Birinci İnönü Savaşı sonucudur bu da. Kim? Türkiye'de ilk elçilik açan devlet. Birinci İnönü'nün sonucudur bu da. Ne oldu demin ötüyordun? Kafan karışıyorsa o iyi bir şey. Hiç karışmayabilirdi diyordum. Tamam. Bir şeyler var ki karışıyor yani. Geç onu. Afganistan'la ilgili bilmen gereken şu. TBMM'yi ve Misak-ı Milli'yi tanıyan ilk Müslüman devlet. Tamam bu. Şimdi elçilik olayına döndük. Evet. Türkiye'de ilk elçilik açan devlet birinci nönün sonucu Gürcistan. Peki. Batum'u da bıraktım ya ona zaten. Türkiye'nin ilk elçilik açtığı devlet. Evet. Söyle. Sen var, seni atadım ya. Neden Rusya? Kimi göndermiştik oraya? Ne Cebesoy? Nereden sonra? Geliş tarzından sonra. Aga Kuvayi Milliye Birlikleri'yle başarısız oldu, kendisini Moskova'ya elçi göndermedim. O zaman ben nerede elçilik açmışım ilk? Anlaşıldı. Ben de açan kimmiş? Gürcistan. Neyin sonucu? Birinci İnönü sonucu. Peki. Fransa'nın Zonguldak'tan askerlerini çekmesi de soruldu. İkinci İnönü Savaşı sonucunda. Fransa Zonguldak'tan askerlerini çekmiş ve benimle geçici bir ateşkes anlaşması yaptı. Hatta Dışişleri Bakanı olan Franklin Bolon'u gönderdi bana. Geçici bir ateşkes anlaşması yaptı çünkü destekleri Yunanistan gene yenilmişti ikinci İnönü'de. Ama biz Eskişehir Kütahya'da yenilince Fransa vazgeçti kararından. İtalya'da vazgeçti kararından, çekilme kararından. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla bu ikinci İnönü'nün sonucu, evet. Bir ara verelim, 40 dakika olmuş.